Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve hastaneme hoş geldiniz. Ay bebeği niye yere attın ablacım ya? Zavallı çocuk. Zaten hasta. Al abi sana para. Tamam mı? Bu çocuğu çok güzel tedavi edeceğim ben şimdi. Çocuk zaten hasta almışlar, bir de yere atmışlar arkadaşlar. Olur mu hiç öyle şey zavallıcık? Bekle bakayım, doktoru kontrol edip geliyorum. Doktor bey. Çok minnoş bir hastamız var. Bunu tedavi edebilir misiniz? Hemen ateşine bakalım. Oo, 36,5 çok iyi, tamam. Bir de şuradan boyuna bakalım. Çok minnoşmuş gerçekten. Ay bu el bandı da olmuyor, yazık, çünkü çok küçük. Sana şöyle biraz şey döksem. Tüh ya. Doktor bey, siz ne tedavi uygulayacağınızı bilmiyor musunuz? Tamam tamam, şundan vereceğiz. Bak. Ha. Aferin minnoşum. Gel sana şurada oyuncak vereyim. Hadi sen burada oyna birazcık. Al bebişim. Sana bebek. Bak burada sen yaşlı bir çocuk var. Onunla beraber oynayabilirsin, tamam mı? Emziğini çıkarttık çocuğun. Al emziğini. Sana da kalem vereyim mi kuzucuk? Yazarsın böyle. Siz burada oynayın, tamam mı? Kardeş kardeş geçinin. Aferin size. Şuradaki bebeklere de bakayım arkadaşlar. Merhaba bebekler. Ay ne minnoş bir anne ve ne minnoş bir bebek. Bu annemizin karnında hala bebek. Doğma zamanı geldi mi? Bak burada arkadaşlar, ne kadar minnacık. Gel anneciğim, gel. Hadi bakalım. İyi ki doğdun bebek. Arkadaşlar, peki şuradaki bebeğin annesi nerede? Al bebeğini sen. Sen de gel böyle otur, doktorla konuş. E peki buradaki bebeğin annesi kim? Bunun? Yok mu minnoşumun annesi? Aa, bu da senin olsun. Aa, almıyor. Doktor hanım, bu da senin bebeğin olsun. Yahu alsana. Aa, istemiyor galiba. Al. Heh. Bakın ne yapacağım arkadaşlar. Doktora da verdim. Hadi bakalım. Böyle anne ve böyle doktor olur mu arkadaşlar? Ne kadar da mutlu oldu biberon verdiğime ya. Çok komik. Tamam tamam. Arkadaşlar ben şuraya kedi yatırabiliyor muyum? Çok merak ettim. Tamam, burada da kedi yatsın. Çok minnoş oldu. Al sana minnak bir iğne kedicik. Kediye de emzik vermek istedim. Al. Al. Olmuyor tüp ya. Tamam yat minnoşum, yat sen. Ben yukarıya ameliyathaneye çıkıyorum. Hastaları orada tedavi edeceğim. Şurada bir çocuk vardı. Al çocuğum, sana çay. Afiyet olsun. Çöp kovası. Yok çöp kovası. Çöp kutusu. İşte burası. Yerlere asla atmıyoruz. Aferin bize. Robot süpürge temizliyor oraları. Burada da temizlik malzemeleri var. Fırçalayalım her yeri. Süpürelim, tozlarını alalım. Burası bizim hastanemizin... Bu adam kuran kişi mi hastaneyi? Müdürü mü? Neyi, sahibi mi? Bilemedim. Bak iyice temizledim ben. Buraların tozunu aldım ha. Aferin bana. Ameliyata giriyoruz arkadaşlar. Oo, mikrobu buraya mı sakladınız? Aa, bir daha hasta oldu işte. Bir daha ameliyat etmek lazım kadına. Hadi. Aa. Hadi. Heh, buldular. Tamam arkadaşlar, tamam. Şurada hasta bir abi vardı. Zavallıcık. Nerede o? Aa, bulamadım abiyi. Ama gördüm az önce. İşte burada, burada, tamam. Heh, bunun da mikrobu çıktı. İyi iyi. İyileşmeye de çok sevindim. Doktor bey teşekkür ederiz. Gerçi robotlar yaptı ameliyatı ama size de teşekkür ederiz hadi. Merhaba doktor hanım. Siz de böyle laboratuvardan inceliyor musunuz? İnceleyin inceleyin. Ellerimizi burada yıkayıp, burada yıkayıp iyice durulayıp kuruluyoruz sonra da. Suyu boşa akıtmıyoruz arkadaşlar. Bir de yeşil mikrop var. Bir de onu inceleyebiliyor buradaki laboratuvarcı doktor.
İyice incele. Tamam. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Yan tarafta ne vardı? Ha, burası doktorların dinlenme yeriydi. Merhabalar. Daha neler, çok iğrenç oldu. Çok komik. Kimin elbisesiydi acaba o? Ay, ne kadar mutlu. Tamam, gel sana yemek yedireyim de daha mutlu edeyim seni. Dur, ısınsın şu yemek. Kuru fasulyem o. Çok severim. Kim neydi o ya? Sıcak bir yemek. Fasulye var içinde. Tamam, bir de spagetti yedireyim sana. Hadi bakalım. Ben şimdi seni sarışın yapmaz mıyım abicik? Dur. Afiyet olsun. Durun arkadaşlar, ben bu abiyi bir sarışın yapayım. Yaşlı yaptık, tamam. Artık sen sarışınsın. Cilt rengini de sarı yapacağım. Tamam. Bence çok iyi. Tamam, hadi yat, dinlen abicim sen. İyi uykular sana, iyi dinlenmeler. Perdeyi de kapattım. İyice dinlen sen orada. Televizyon da kapalı. Buranın ışığını yakabiliriz. O sorun olmaz. Gelmez ona kadar. Ya, komik oldu. Aa, buraya değil, bir üst kata çıkacağım. Pardon. Heh. Merhaba abi. Sen yürüyemeyecek kadar mı hastasın ya? Çok üzücü bu. Arkadaşlar bakın, burası da hızlıca iyileşme yeri, ameliyata gerek olmadan. Bakın şimdi bu kadın hasta ya. Bak nasıl iyileşecek. İyi izleyin. Burası mıydı? Burasıydı mı? Evet, aynen öyle. Buradan da hasta olan organlarını inceleyip bilgisayardan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Buradan da röntgen çekiyorduk değil mi? Buradan da tüpleri test ediyorduk, kanı falan. Bakın. Ne kadar ilginç bir yer. Hop. Hop. Aa, burada mavi mikrop varmış. Onu da inceleyelim bir. Mikroskopla. Pembesi de varmış. İki tane pembe var. Mavisi daha ilginç. Gezegenlere benziyorlar. Tam buradan da çıkıyoruz. Bu katta hasta olan var mıydı? Aa, bu abi hasta. Dur, sana çay vereyim. Sen şimdi kalkamıyorsun. Dur, başın sargılı. Al abicim, al. Hadi, afiyet olsun. Işığı yakayım, sana rahat görürsün. Doktor hanım, bu abinin durumu nasıl? Kötü durumda mı? Hayır, artık o iyileşti, evine gidebilir. Aa, gözün aydın abi, gidebilir misin evine? Hastane kıyafetini soyabilirsin, hadi bakalım. Bunu da çıkartalım, şurada ihtiyacı olanı taksınlar. Telefonunu da al. Hadi sen, güle güle sana. Hoşça kal. Bay bay. Teşekkür ederiz doktor hanım. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Bir alt katta kim vardı arkadaşlar? Gel sana televizyon açayım da televizyon izle bari. Haberleri dinle. Sıkılmazsın hem böylece. Şuraya bakalım. Burada kim vardı? Burada göz doktoru vardı arkadaşlar. Burada pis bir mikrop vardı. Bakayım. Adamın boyu 1.75'miş. İyi. Ha, burası da dişçi. Dişlerine bakalım mı bu adamın? Dişleri nasılmış? İyi miymiş dişleri? Bakalım. Aç ağzını. Aç aç. Açmazsan iğne geliyor. Pıs pıs. Dişini de çekiyoruz. Fış fış. Tamam, al sana o zaman bir şey. Açsana ağzını yahu. Heh. Tamam, yat bir bakayım. O elindekini bana vermen lazım. Şu an doktor benim, bana vermen lazım. Tamam. Senin dişine bir iğne lazım. Çok ağrıyormuş. Şişt. Koluna da bir sargı. Doktoru ne hale getirdik? Biraz komik oldu ama bence. Neyse. Gel sen şurada yat, dinlen bence ya. Ne dersin? Al sana pembe mikrop. Arkadaşlar, şurada ilaç olmalı tabii ki. İlaç nerede? İşte burada var. Geçmiş olsun. Bu ne? Aa, bundan kendi kulağına bakıp hadi kendi tedavi edersin sen. Bu da reçeten. Buradaki ilaçları al, tamam mı? Bak, buraya bırakıyorum. Merhabalar. Siz acil tıp teknisyeni misiniz? Ambulans doktoru arkadaşlar o galiba.
Merhaba veteriner hanım, kedimiz köpeğimiz nasıl? Bu köpeğimizin bol bol dinlenmeye ihtiyacı var. Geçmiş olsun ona. Domuzcuk da mamasını yesin. Kedicik ve domuzcuk da uyuyor. Seni şurada biraz inceleyelim mi domuzcuk? İyi misin, nasılsın? Tırnaklarını keselim kırt 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 makasla. İyi iyi, hadi sevindim. İyiymiş arkadaşlar. Bundan tahlil örneği alabiliriz. Buna bir çiş yapar mısın? Tahlile göndereceğiz. Geri yerine koyayım arkadaşlar. Buradan da peçete mi çıkıyor? Evet. Yanlışlıkla yere attık. Çöpe atalım. Bay bay veteriner abla. Arkadaşlar, ben bugün çok eğlendim. Robot yemek yiyebiliyor mu? Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videolarıma beğeni atar mısınız? Yemiyor. Tamam, al. Al sen ye. O zaman robota ben ne alabilirim? Parfüm alabilirim ha. Al sana parfüm o zaman. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Dışarıdan da doktorlar hemşireler geçiyor. Bay bay. Sizin çocuğunuz iyileşti. Getireyim size çocuğunuzu. Dur. Nerede? Ah bak burada çocuğunuz. Tedavi ettim onu. Bay bay.